Değerli basın mensupları, dün Şanlıurfa Suruç'ta bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucunda kahraman Mehmetçiğimiz İsmet Aybek şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, bugün Gaziler Günü. Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin de yıl dönümü. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canını ortaya koymuş, büyük fedakarlıklar göstermiş tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Bu vesileyle şunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biliyoruz, şehit yakınlarımıza, gazilerimize ne yapsak azdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına, 19 Eylül Gaziler Günü'nde mağlul gazilerimize birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar hem şehit emanetlerimizin hem de gazilerimizin sorunlarını çözmeye talibiz. Değerli basın mensupları, bugün ekonomi başta olmak üzere ülke gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayım. Hep söylüyoruz, enflasyon en büyük, en sinsi halk düşmanıdır. En adaletsiz vergidir. Enflasyon milletin satın alma gücünü fark ettirmeden kemirir, parasını pul eder. Sofralı ne sofrada ne tencerelerde bereket bırakmaz. Enflasyon zıvanadan çıktığında tüm fiyatlar birbiriyle yarışmaya başlar. Ama en geride kalan daima emekçilerin, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin ücreti, aylığı, geliri olur. Faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla enflasyonu şaha kaldıranlar, milletin dişinden tırnağından arttırarak yaptığı tasarrufları elinden zorla aldı, gasp etti. Bunu ben demiyorum. Sarayın ağır vesayeti altında iş gören TÜİK'in rakamları diyor. Son bir yılda üretici enflasyonu %144. %144 enflasyonla Türkiye dünya şampiyonu. Aynı dönemde mevduatın getirisi %16. Devlet iç borçlanma kağıtlarının getirisi %26. Borsa İstanbul'un getirisi %103. Euro'nun getirisi %83. Amerikan dolarının getirisi %112. Altının getirisi %111. Özetle tüm yatırım araçlarının getirisi enflasyonun altında kalmış. Tasarruf sahibi parasını hangi adrese yatırırsa yatırsın, enflasyon tasarrufunu kemirmiş, yemiş, bitirmiş. Milletin alın terini, emeğini, yılların çabasını eritmiş. Şahsım yönetimi milletin elindekini, avucundakini hiç ederken saray sosyetesini, saray yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etmiş. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir büyüklükteki serveti vatandaşın cebinden almış, saray sosyetesine, sarayın yandaşlarına ve faiz lobilerine vermiş. Hep söylüyoruz, faiz sebep enflasyon netice safsatası en çok saray yandaşlarının batmış zombileşmiş şirketlerine ve faiz lobilerine yaradı. Bankaların karı son bir yılda 5'e katlandı. Geçen yıl Temmuz'da 40 milyar lira olan kar bu yıl 208 milyar liraya çıktı. Bu ülkede faiz lobileri en çok Erdoğan'ı sever diye boşuna demiyoruz. Erdoğan ağzına ne zaman faiz lafını alsa faiz lobileri abad olmuştur. Çünkü Erdoğan'ın fikri başka, zikri başkadır. Bunu en iyi faiz lobileri bilir. Hükümet bu yılın ilk 8 ayında bütçeden 174 milyar lira faiz ödemesi yapmış. Yine Nebati Bakan'ın milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak dediği kur korumalı mevduat için milletin hazinesinden ödenen faiz ise 76 milyar lira olmuş. Sadece 8 ayda bütçeden faiz için yapılan toplam ödeme 250 milyar lira. Ama aynı dönemde çiftçiye verilen destek 25 milyar lirada kalmış. Faize verilenin onda biri. Halk Bankası eliyle esnafa verilen destek ise 6 milyar lira. Bu da faize verilenin 42'de biri. Ne diyordu şair? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Tabii kurt demişken Yaşar Kemal'in meşhur
kurt hikayesi akla geliyor. Anadolu'da kurtlar sürüler için büyük bir beladır. Tüm sürüyü telef eder. Kurt dalmış sürü bir daha iflah olmaz. Sürüsü telef olan köylü de kurdun peşini bırakmaz. Yolunu yordamını bilir, kurdu mutlaka yakalar. Köylü yakaladığı kurda hiç işkence yapmaz. Boynuna bir çıngırak geçirir. Sırtını okşar ve kurdu salar. Kurt serbest kaldığı için başta çok sevinir. Ama boynunda çıngırakla oradan oraya koşarken bir daha hiçbir avını yakalayamaz. Yavaş yavaş açlıktan telef olup gider. Anadolu ve Trakya köylüsünün, çiftçilerimizin feraseti yüksektir. Aşına işine kan doğrayana nasıl davranacağını elbette çok iyi bilir. Aşını işini elinden alanın boynuna sandıkta çıngırağı geçirir, sırtını okşar ve geldiği yere gönderir. Tıpkı 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Değerli basın mensupları, yüksek enflasyon spekülatörlerin, manipülatörlerin, paradan para kazananların bayramıdır. Hele hele kuzunun kurda teslim edildiği saray rejiminde olan hep küçük yatırımcıya olur. Milletimizin tasarruflarını bugün enflasyonla gasp edenler, Borsa İstanbul'u da milletin soyulup soğana çevrildiği bir gazino haline getirdiler. Borsadaki manipülasyonlara sadece seyirci kalmadılar, manipülatörlerin değirmenine de su taşıdılar. Ekonominin başındaki bakan, bakanlığı bıraktı, yatırım danışmanlığına soyundu. Borsanın yükselişiyle böbürlendi, kendine pay çıkardı. 11 Eylül'de Nebati Bakan küçük yatırımcıya sosyal medyada gel gel yaptı. Hemen ardından da Borsa İstanbul tepe taklak aşağıya gitti. Özellikle bazı kamu bankalarının hisselerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar anormal demeyeceğim, anormalin de ötesinde. Bu bankalar kiminle ilgili, kiminle ilişkili? Elbette Nebati Bakan'la. Nebati Bakan önce küçük yatırımcıya borsaya gel gel dedi. Piyasadaki köpek balıklarını ellerindeki kağıtları yüksek karlarla küçük yatırımcılara satma ve kendilerini kurtarma imkanını sağladı. Kar köpek balıklarının elinde kalırken zarar küçük yatırımcının sırtına yıkıldı. Kamu bankalarının hisselerinde %34'e varan kayıplar yaşandı. Küçük yatırımcının tasarrufları köpek balıklarına yem edildi. Tasarruflarını yüksek enflasyondan korumak için çaresizce adres arayan küçük yatırımcılar, Nebati Bakan'ın gelgeliyle bir kez daha silkelendi. Peki millete bunun hesabını kim verecek? Bakan mı verecek? Borsa yöneticileri mi verecek? Son bir ayda Borsa İstanbul'da yaşananlar, kamu bankalarının hisseleri ve mali endeks özelinde çok ciddi bir soruşturmaya muhtaçtır. Bu manipülasyonun vadeli işlemler ayağında saraya yakın bir aracılık şirketinin rol oynadığı yazılıp çiziliyor. Peki bu arada Sermaye Piyasası Kurulu ne yapıyor? Hiç. Sadece seyrediyor. Ne yazık ki artık tuzun koktuğu günlerden geçiyoruz. Ama az kaldı. Başta borsada küçük yatırımcıları silkeleyen ve himaye gören manipülatörler, görevini yapmayan kurumların yöneticileri, bakanlar iş başına geldiğimizde ciddi bir soruşturmadan geçecek. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak. Zaten milletimiz de kararını vermiş. Gittiğimiz her yerde yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana, bir daha oy vermem beni soyana diyor milletimiz. Değerli basın mensupları, ülkeyi yöneten bu talan zihniyeti milletin sadece parasını pulunu gasp etmedi. Milletin umutlarını da çaldı. Bir ev, bir araba almak artık hayal oldu. Merkez Bankası daha yeni açıkladı. Geçtiğimiz yılın Temmuz'undan bu Temmuz'a konut fiyatlarındaki artış Türkiye genelinde %174, İstanbul'da ise %200 olmuş. Geçen yaz İstanbul'da 2 milyon liraya satılan ev bu yıl 6 milyon liraya satılıyor. Peki memurun, işçinin, çiftçinin, esnafın geliri son bir yılda 3 kat arttı mı? Elbette artmadı. Türkiye'de konut sahiplik oranı Erdoğan'ın ucube tek adam rejiminin düğmesine bastığı 2014'ten bu yana sürekli geriliyor. Konut sahiplik oranı 2014'te %61,1. 2020'de %57,9'a gerilemiş.
Biz dünyada mekan, ahirette iman diyen bir kültürden geliyoruz. Milletin ev sahibi olma umudu elinden alan Erdoğan, şimdi tam da seçim öncesi suçunu örtmeye, milletimize umut pazarlamaya çalışıyor. Ama hep söylüyoruz, bunlar metal yorgunu. Bu hükümetin beyimin ölümü gerçekleşmiş. Tükenmişlik sendromu bünyeyi ele geçirmiş. Çoklu organ yetmezliği var. 2019'da her yıl 100 bin sosyal konut projesi dediler. Bugün 5 yılda 500 bin yeni sosyal konut projesi diyorlar. Yani bir başka ifadeyle benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Yapılacak evlerin sayısını bari değiştirin, o bile aynı. Tek fark evlerin taksit tutarı. 2019 sonundaki projede taksitler 894 liradan başlıyordu. Bugün bu projede taksitler 2280 liradan başlıyor. Taksit neredeyse 3'e katlanmış. Memleketi ne hale getirdiklerinin göstergesi. Peki 2019'da açıkladıkları proje nerede? Konutlar ne oldu? Herhalde ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Tunceli milletvekilimiz açıkladı. 2019'daki proje kapsamında Tunceli'de yapılması gereken 329 konutun daha ne ihalesi ne de yer belirlemesi yapılmış. İnşaat maliyetleri uçunca kimse TOKİ'den iş almak istememiş. Alanda işi yarım bırakmış. Son dönemde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha pek çok ilimizdeki ihaleleri iptal olmuş. Müteahhit neyi taahhüt ettiğini bilir. Taahhüdünü yerine getiremeyen müteahhit hesabını millete verir. Daha muhalefetteyken yönetime en fazla proje yaptıran genel başkan olarak rekorlar kitabına giren genel başkanımız burada da hükümete çözümü gösterdi. Verilecekse bu projelere hazine garantisi verilsin. Yeter ki vatandaşın işi görülsün. Biz bunu desteklemeye hazırız dedi. Akıl bizde, proje bizde ama sarayın bakanları reislerinden fırça yemekten korktukları için yine mızımaya başladılar. Bizim projelerimizi çalıyorlar diyorlar. Ter ter tepiniyorlar. Bürokratları suçluyorlar. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İşte hala iş ve hala iş. Tarım kredi kooperatiflerinde şu kadar üründe şu kadar indirim yapıyoruz, enflasyon düşecek diye caka satıp duruyorlardı. O göstermelik indirim ve tarım satış kooperatifleri aracılığıyla enflasyonla mücadele bir ay sürdü. Satış mağazalarında fiyatlar uçtu gitti. Milletimiz bunları ne yaptığını gördü, notunu da verdi. Tasdiknamelerinde ellerine tutuşturmak için sandığı dört gözle bekliyor. Söylüyoruz, saray ve şürekası artık mefluçtur. Çoklu organ yetmezliğiyle mağlüldür. Hizmet etmeye takatleri kalmamıştır. Ama milletimiz merak etmesin, müsteri olsun. Biz gelince tüm sosyal konut projelerini evvelallah bitireceğiz. Daha fazlasını da yapacağız. Kimseyi dışlamamaya, garip gurebayı ev sahibi yapmaya biz kararlıyız. Bu kifayetsiz hayal tacirlerine biz pabuç bırakmayız. Değerli basın mensupları, İstatistiklerin gösterdikleri ilgi çeker. Ama istatistiklerin sakladıkları daha can alıcıdır. Hele hele Türkiye gibi kronik dış açık veren bir ekonomide ödemeler dengesi istatistiklerinin gizledikleri hayati önemde olabilir. Bu yılın ilk 7 ayında ödemeler dengesi istatistiklerinde kaynağı bilinmeyen finansman hareketlerinin izlendiği net hata noksan kaleminden ülkeye 24 milyar 347 milyon dolar giriş olmuş. Yine bu dönemde cari açık 36 milyar 672 milyon dolar. Bir başka ifadeyle ilk 7 aydaki cari açığın 3'te 2'si kaynağını bilmediğimiz hesap hareketleriyle finanse edilmiş. Ödemeler dengesi rakamları 1992'den bu yana her ay yayınlanır. Biz bu büyüklükte bir kaynağa belirsiz para girişiyle tarihimizde ilk kez karşılaşıyoruz. Bu çok ilginç ve kuşku uyandıran bir rekor.
Özbekistan dönüşü Erdoğan'a. Son zamanlarda içeriden ve dışarıdan bu paraları nereden buluyorsunuz diye yandaş medya mensupları sormuşlar. Erdoğan'ın verdiği cevap: çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Peki madem çalışıyorsunuz, madem bu kadar uğraşıyorsunuz, bu paralar bu ülkeye neden bilinen kayıt içindeki yollardan değil de gizli saklı giriyor? Ülkemize kimliklerini gizleyerek, paralarının kaynağını saklayarak kim para getiriyor? Kimler para getiriyor? Neyin karşılığı getiriyor? Bu paralar ne kadar güvenilir? Gelmeye devam edeceğinin, hızla kaçmayacağının bir garantisi var mı? Sarayın kibirlisi şunu hiç unutmasın: gizli de gebe kalan aşikare doğurur. Bu verileri hazırlayan Merkez Bankası'nın bu konuda mutlaka bir açıklama yapması gerekir. Bu büyüklükte bir kaynağa belirsiz para girişi nasıl mümkün olabildi? Bu paralar kimin parası? Ne kadar güvenilir? Bu istatistiki hata diyerek geçiştirilemez. Ödemeler dengesindeki ölçüm hataları, hesaplar arasındaki zaman tutarsızlıkları zaman içinde geriye doğru düzeltilir. Bu nedenle de net hata noksan hesabı bu geriye doğru yapılan düzeltmelerden sonra hep sıfır etrafında dalgalanır. Nitekim 1992'den 2011'e kadar bu hep böyle olmuş. Ama 2011'den itibaren işler değişmiş. Bu tarihten sonra kaynağı belirsiz finansman girişlerinin hızlandığı ama geriye doğru yapılan düzeltmelerde bu finansman kaynağının nedense düzeltilmediği veya açıklanmak istenmediği anlaşılıyor. 2011 ve sonrası elbette sıradan bir tarih değil. Erdoğan'ın meşhur hayırsever İranlı iş adamının Rıza Zarrab'ın Türkiye'de iş tuttuğu dönem. Bu İranlı iş bitiriciyi cari açığı finanse ediyor diyerek ödüllere boğdukları dönem. Ama bugün kaynağa belirsiz para girişlerinin hacmine baktığımızda anlaşılan Türkiye'de bir değil, birkaç tane Rıza Zarrab iş tutuyor. 2011'den bu yana ülkeye giren kaynağa belirsiz paranın hacmi 74 milyar dolara ulaşmış. Bu olağanüstü yüksek ve mutlaka izaha muhtaç bir rakam. İstanbul'un uluslararası mafyanın hesaplaşma mekanına dönmesi anlaşılan boşuna değil. Gün geçmiyor ki uluslararası mafyadan biri İstanbul'da infaz edilmesin. Alışveriş merkezlerinde, restoranlarda silahlar patlamasın. Çoluk çocuk vatandaşlarımız ağır tehlikelere maruz kalmasın. Biz bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz. Bu büyüklükte kaynağı belirsiz finansman girişi nereden oldu, nasıl oldu? Bu paralar kimin parası? Merkez Bankası ve Nebati Bakan bunu kamuoyuna mutlaka açıklamalıdırlar. Aksi halde tüm dünya Rusya'ya ambargo uygularken bu kaynağa belirsiz para girişleri daha çok sorgulanır, başımızı çok ağrıtır. Yerli yabancı yatırımcılar da bunu finansman kaynağı değil, ciddi bir risk kaynağı olarak değerlendirmelerine yazarlar. Değerli basın mensupları, Erdoğan Balkan gezisi dönüşünde Uçan Sarayı'da gazeteci görünümlü mahiyet memurlarına verdiği demeçte Merkez Bankası kasasının borçla ayakta tutulduğunu itiraf etmişti. Borç alınan bu dövizlerin de ithalat için kullanıldığını söylemişti. Anlaşılan bizim tepkimiz üzerine danışmanlar Erdoğan'ı uyarmış. Bu defa Özbekistan dönüşü Merkez Bankası kasasında 115 milyar dolar olduğunu söyledi. Ama dostlarından aldığı borç kısmını bu defa es geçti. Biz bir kere daha milletimize gerçeği söyleyelim. O sözde dostlardan alınan kısa vadeli borçlar, yani swaplar düşüldüğünde Merkez Bankası'nın rezerv hesabı net 52 milyar 457 milyon dolar açık veriyor.
Bu nedenle de Erdoğan seçim öncesinde para bulmak amacıyla oradan oraya koşturup duruyor. Yeri geliyor Putin'in koluna giriyor, yeri geliyor dün katil Esed dediği hakkında bugün keşke Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm diyor. Ne diyordu Erdoğan? Borç alan emir alır. O halde biz de kendisine şimdi soruyoruz. Himmetini aradıklarından neyin emrini alıyorsunuz? Birkaç milyar dolar için ülkemizin hangi menfaatlerini peşkeş çekiyorsunuz? Değerli basın mensupları. Dış politika hata kaldırmaz. Dış politika milli olur. Seçim sandığı için ülkemizin uzun vadeli çıkarları, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği riske edilmez. Biz bunları yıllardır söylüyoruz ama Erdoğan'ın bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. Yine Özbekistan dönüşü, Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olmak hedefimizdir demiş Erdoğan. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dünya çok kritik bir süreçten geçerken söylenen her söz daha dikkatlice tartılarak, etraflıca düşünülerek söylenmelidir. Atalarımızın dediği gibi, gırtlak dokuz boğumdur. Büyük lokma ye, büyük laf söyleme. Dış politikada konuşmadan önce 9 defa düşüneceksin. Lafını ondan sonra edeceksin. Ama sarayın kibirlisinde nerede o hassasiyet, nerede o ciddiyet? Ülkemiz batıdan bakınca doğuda, doğudan bakınca batıda müstesna bir coğrafyadadır. Doğu ile batı arasında çok önemli bir kavşaktır. Biz doğudan geldik ama batıya yönelmiş bir milletiz. Köklerimizi doğuda, geleceğimizi ise batıda bilmişiz. Stratejik tercihlerimizi yüzyıllardır buna göre yapmışız. Bu nedenle biz ne batıya sırt çevirebiliriz ne de doğuyu yok sayabiliriz. İkisi arasında bir dengeyi mutlaka tutturmalıyız. Diğer taraftan bizim de mensubu olduğumuz ittifakların benimsediği bir takım evrensel ilke ve değerler var. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü. Bu ilke ve değerler bugün ticaret ve arz zincirlerini belirleme noktasına geldi. Türkiye batıya sırt çevirmeden, doğuyu yok saymadan sahip olduğu avantajlarını kullanmak ve bölgesinin üretim merkezi olmak zorundadır. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kral değil kuraldan yanayız. Biz otokrasiden değil demokrasiden yanayız. Biz üstünlerin hukukundan değil hukukun üstünlüğünden yanayız. Biz korkudan değil özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil kucaklaşmadan yanayız. Biz savaştan değil yurtta barış dünyada barıştan yanayız. Biz ele el açmaktan değil, güçlü ekonomiden, katma değerli üretimden yanayız. Biz içe kapanmaktan değil, dışarıyla rekabetten ama uluslararası işbirliğinden yanayız. Biz fakirleşmekten değil, hep beraber zenginleşmekten yanayız. Biz kararların tek başına değil, istişareyle alınmasından yanayız. Biz kendimize sadakatten değil, yönetimde liyakatten yanayız. Biz tek bir kişinin değil, milletin ortak iradesinden yanayız. Bize bu kutlu mirası kurucumuz Gazi Mustafa Kemal, biz bu mirası kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten almışız. Bu mirası korumakta da sonuna kadar kararlıyız. İşte bunun için biz kazanacağız. Biz kazanacağız, gençlerimiz kazanacak. Biz kazanacağız, esnafımız kazanacak. Biz kazanacağız, çiftçimiz kazanacak. Biz kazanacağız, işçimiz, işverenimiz kazanacak. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak. Milletin masasında belirlenecek Cumhurbaşkanı adayımız, milletimizin iradesiyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalyelerin kahir ekseriyetini millet masasındaki 6 partimizin milletvekilleri dolduracak. Ve bu güzel ülke artık huzur bulacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim.
Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru Star TV ve TV 100 tarafından yönlendirildi. Ortak bir soru. O soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçek gündemden Sami Menteş'in sorularını yanıtladı. CHP lideri altılı masadaki liderlerle birlikte 41 ilde bağımsız, 40 ilde ortak liste üzerinde çalışıyoruz dedi. Böyle bir çalışma var mı? Detaylarına ilişkin bir açıklama yapacak mısınız? Şimdi bir kere detaylarıyla ilgili açıklama zamanı geldiğinde genel başkanlar tarafından yapılır. Ama şunu görmek lazım. Bugün millet masasının etrafında oturan genel başkanlar bütün güçleriyle hem önümüzdeki seçimi kazanmak için hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte ülkemizde yapılması gereken çok fazla iş var. Çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de mecliste işleri kolaylaştıracak bir çoğunluğu sağlayabilmek için şu anda her türlü model üzerinde genel başkanlarımız çalışıyorlar. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bürokratlara yönelik sözleri gündemde tartışılmaya devam ediyor. Bozdağ, hükümetin alın teriyle ürettiği projeleri bürokrasi içerisindeki ahlak yoksunu kişiler alıp bunu hırsızlık malı olarak çalıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na götürüyorlar. Bunun adı kapkaç siyasetidir dedi. Ahlaksız suçlaması ve bu sözler için sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce vatansever bürokratlar çıkışı yapmıştı. Bu mihmalde bir değerlendirme yapacak mısınız? Şimdi Bekir Bozdağ'ın söyledikleri oynamayı bilmeyen gelinin yerim dar demesine benziyor. Şunu buradan açıkça ifade edeyim. Genel Başkanımız söyledi zaten. Benim en büyük bilgiyi aldığım kişi sarayın başında oturan Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Şimdi ne yaptıkları ne yapmadıklarını milletimiz görüyor. Aynesi iştir kişinin. Böyle laflara bakılmaz. Bunların notunu da milletimiz veriyor. Bugün genel başkanımızın söylediği projeleri başka proje üretemeyeceksiniz. Onları yerine getireceksiniz. Ondan sonra da 10 parmağınızda 10 kara bunu bürokratlar getiriyorlar. Onlar da kullanıyor diyeceksiniz. Sayın Bozdağ biraz zahmet edecek. Daha önce biz neleri açıklamışız bir bakacak. Bu söylediğimiz projelerin hepsini daha önce açıkladığımızı görecek. Ama biraz önce söyledim. Millet artık bunların notunu verdi. Tasdiknamelerinde ellerine tutuşturmak için sandığın bir an önce önüne gelmesini bekliyor.